günler sayın seyirciler. Kanal 42 stüdyolarından Medya Gündemi programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Nurcan Yalçınkaya. Moderatörlüğünü yapacağım bu programda Türkiye'ye ve dünyaya dair, hayata dair, siyasete dair, güncel meselelere dair konuları konuşacağımız, farklı kesimleri temsilen konuklar ağırlayacağımız, objektif bir nazarla dinlemeye gayret edeceğimiz programımızla her cumartesi 16 ila 17 saatleri arasında karşınızda olacağız. Şahsım adına öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki, çok sesliliğe, farklı fikir ve görüşleri dinlemeye ehemmiyet veriyorum. Vatana, millete, devlete, kutsal değerlere saygısızlık yapılmadığı müddetçe, hukuk kuralları çerçevesinde her türlü fikir ve görüşe mensup kişileri stüdyomuzda konuğumuz olarak ağırlayabiliriz. Bugünkü programımızda Türk siyasetine damga vurmuş merhum bir siyasetçiyi anacağız. Hem Türk siyasetine damga vurmuş bir siyasetçiydi, hem mühendisti, hem de akademisyendi. 27 Şubat 2011'de ebediyete intikal etmiş olan Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı anacağız. Yarın ölüm yıl dönümü, kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Stüdyo konuğum var. Saadet Partisi Konya İl Başkan Yardımcısı Mikail Cem Polat stüdyo konuğum. Hoş geldiniz Sayın Merhaba, Polat. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz değerli katılımlarınız için. Ben de teşekkür ederim. Elbette ki Erbakan Hoca'nın bir ömrünü 45 dakikalık program dilimiyle anlatıp sığdırmamız mümkün değil. Evet. Ana hatlarıyla önemli hususların altını çizerek ilerleyeceğiz. İnşallah. Öncelikli olarak Erbakan Hoca'nın milli görüş ideolojisine hizmet ettiğini biliyoruz. Evet. Bilmeyen seyircilerimiz olabilir. Milli görüş ideolojisi ne demek? Özetleyebilir misiniz? Şimdi o konuya girmeden önce Kanal 42'mizi izleyen kıymetli izleyicilerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ayrıca bu programda emeği geçen başta Kanal 42'mizin yönetim kurulu başkanı Mustafa Bey ve sizleri beni çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ediyoruz. Ve ayrıca tabii ki sağlık ve sıhhatli biçimde burada olmamızı sağlayan Rabbimize de hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Evet. Bu söylediğiniz soruya şöyle bir cevap vermek istiyorum. Erbakan hocamızın liderliğiyle alakalı başlayarak cevap vermek istiyorum. Çünkü Erbakan hocamızın bir liderlik vasfına baktığımız zaman vizyoner liderliğinin ön planda olduğunu görüyoruz. Çünkü çok değişik liderlik tanımları var. Karizmatik liderlik, transformasyonel liderlik, hizmetkar liderlik gibi. Ben onların içinde vizyoner liderliğin daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Vizyon dediğimiz şey işte amaç, hedef ve yol haritasından oluşan bir üçlemeden mütekabildir. Buradaki amaç konusundan bu dediğiniz milli görüş meselesine girmek istiyorum. Tabii. Çünkü buradaki Erbakan hocamızın amacına baktığımız zaman zaten milli görüş ideolojisinden başka bir şey olmadığını görüyoruz. Eğer Erbakan hocamızın amacını anlatacak olursak milli görüşü de evet, böylece anlatmış oluruz diye düşünüyorum. Milli görüş ne demek? Seyircilerimiz merak ediyor. Özetle ilk önce şunu söyleyebilir misiniz? Eyvallah. Öncelikle şunu ifade edeyim. Milli görüş Erbakan Hoca ile çıkmış bir görüş değil. Evet. Erbakan Hoca da her zaman şunu ifade ederdi. Sultan Alparslan'ın görüşüdür. Fatih Sultan Mehmet Han'ın görüşüdür. Çanakkale'yi geçilmez yapanların görüşüdür. İstiklal mücadelesini zafere dönüştürenlerin görüşüdür diye devamlı söylerdi. Yani Erbakan Hoca ortaya yeni bir şey çıkarmış değil. Yani bu ecdadın devam ettirdiği süreci yüzlerce yıl son zamanlarda tekrardan bunu sahiplenmiş, tekrardan milletimizin geçmişteki ecdadın sahip çıkmış olduğu bu amaca ortaya koyarak insanlara sunmuş, milletimize sunmuş bir durumdur. Yani şöyle kendisi yeni bir şey çıkarmış değil yani, evet. Erbakan Hocam. Hem kültürel kodlara hizmet ediyor bu milli görüş felsefesi, ideolojisi. Hem de ekonomik anlamda milli üretimi vesaire, bunları mı içeriyor? Tabii ki bunların hepsi içinde. Niye? Çünkü amaçla alakalı bir şey bu. Şimdi o zaman nedir Erbakan Hoca'nın amacı veya milli görüşün amacı, derdi nedir? Neyin mücadelesini veriyor diye bu soruya cevap verecek olursak. Şimdi bugün dünyada tabii ki ta geçmişten beri böyle bir şey vardı. Kuvveti üstün tutan bir medeniyeti anlayışıyla hakkı üstün tutan bir medeniyetin devamlı bir savaş, mücadele içinde olmuştur.
Bu mücadelede de işte bizim milletimiz Müslüman olduktan sonra özellikle bu mücadeleye çok büyük katkıda bulunmuş. Yeryüzünde iyiliğin, güzelliğin, hakkın hakim olması adına büyük mücadeleler vermiştir. Şimdi bu konuyu daha iyi anlayabilmemiz için burada bizim Milli Gazete'de yayınlanan Gizli Dünya Devleti kitabımız var. Erbakan hocamız burada bu meseleyi çok daha ayrıntılı biçimde anlatıyor ama ben kısaca şöyle değinmek istiyorum. Bu 1 dolar. Evet. Bu 1 dolar. Bu zaten YouTube'da da birçok video falan da var ama. Hocamız da çok bahsediyordu dolarlardan. Ben buna kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Tabii. Buradaki bir piramidimiz var. Firavun piramidi var. Üstünde de Siyonizmin simgesi olan gören göz var. Her şeyi gören göz var. Ama orası değil. Esas önemli olan şurada altında yazan yazı. Ne yazıyor burada? Diyor ki Novus Ordo Seclorum. Yani Latince evet. olarak. Ve anlamı da çağların yeni düzeni demek. Hı hı. Aslında buradaki piramit, yazı, gören göz, buraya yani yazan akıl, bunu laf olsun torbada olsun diye yapmadı. Bunun simgesel gerçekten, olarak yazdı. Ha, bunun gerçekten bir amacı var yani. Hı hı. Ve bu anlayış zaten dediğimiz gibi çağların yeni düzeni anlayışı daha sonra 1980'lerde Ronald Reagan tarafından yeni dünya düzeni olarak değiştirmiş. Öyle bir sürece getirmiş ve daha sonra da George Bush tarafından Birinci Körfez Harbi ile yeni dünya düzenini dünyaya hakim kılmak adına devam ettirmiş bir süreç. Ama burada konuşacağımız konuyla alakalı şunu söylemek istiyorum. Burada bir piramit var görüyoruz. Firavun piramidi. Üstünde de Siyonizm simgesi var. Şimdi bu niye buraya böyle bir şey koyulmuş? Çünkü anlayış yani dünya yönetmeyi kafaya koymuş ve böyle bir düzen dünyada ortaya koymayı düşünen egemenler Firavun anlayışıyla dünyayı yönetmek istediklerini ortaya koyuyorlar. Niye? Çünkü Firavun dünya yönetirken veya kendi zamanında insanları yönetirken şöyle yönetmiyor. Hani biz biliriz ya Firavunlar çok acımasızdır, çok insanlarına zulmetmiştir filan diye. Ama aslında Firavun böyle yani kompleks olan ya ben insanlara zulmedeyim, böyle yöneteyim insanları diye yönetmiyordu. Bu benim hakkım diyerek yönetiyordu. Ne demek hakkım? Yani işte ben askeri güç bende, siyasi güç bende, ekonomik güç bende. Ben buranın hakimiyim, ben buranın efendisiyim. Öyleyse ben ne dersem o olur anlamında yönetiyordu. İşte bugünkü dünyadaki egemen güçler de aynı şekilde bu yazan yazı ve üstündeki Firavun piramidiyle alakalı olarak aynı Firavun anlayışıyla yönetiyorlar. Yani diyorlar ki biz bugün dünyada ekonomik güç bizde, siyasi güç bizde, askeri güç bizde, teknolojik güç bizde, enformasyon güç bizde filan. Daha da sayabilirsiniz. Bu güçler bizde, öyleyse o zaman dünyanın hakimi biziz. Biz ne dersek o olur diyordu. Şimdi Erbakan Hoca ve arkadaşları bu durumu gördükleri için ve bizim milletimizin de işte 1000 yıldır bu sürece karşı hep mücadele ettiğini gördükleri için demişler ki ya biz bir halkımızı tekrardan bu mücadeleye nasıl uyandırabiliriz? Ya işte yeryüzünde bugün böyle bir süreç var. Sömürü sistemi var, köle düzeni var, zulüm düzeni var. Buna karşı bir mücadele yapmamız lazım. Bunun karşısında hakkı üstün tutan bir dünyayı kurmamız ve bütün insanlığın kutsat ve selametine vesile olmamız lazım. Çünkü bu yönetenler yani işte aynı Firavuni zihniyette yöneten insanlar aynı nasıl ki Firavun halkına zulmedip kan ve gözyaşına neden oluyorsa bugünkü egemenler de aynı anlayıştaki insanlar da yine dünyada kan ve gözyaşına neden oluyor. İnsanların mutsuz, huzursuz olmasına neden oluyor. Ancak bu sürecin durdurulması hakkı üstüne bir anlayışın ortaya koyulmasıyla olabilir deyip bu mücadeleyi başlatmışlar. Yani kısacası söyleyecek olursak derdi nedir? Neyin mücadelesini yapıyor Milli Görüş ve Erbakan Hoca diye baktığımız zaman işte bu kan ve gözyaşından başka bir şey üretmeyen Firavun sistemine kaba kuvveti veya kendisindeki bir takım güçleri kullanarak insanlığa yaptığı bu yönetim anlayışına karşı hakkı üstün tutan bir yeni bir dünyayı kurarak bütün insanlığın kurtuluşuna saadet ve selametine vesile olmaktı. Şey, amaç buydu yani. Evet, bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Günümüz dünyasında kapitalist sistemin egemen olduğunu görüyoruz. Liberal ekonomi politikalarını görüyoruz. Böylesine kapitalist sistemin egemen olduğu bir dünyada bu mümkün müdür? Evet mümkün. Bunu yani nasıl mümkün olduğu konusunda bir şeyler söyleyeyim. Fakat önce o biraz önceki konuyla alakalı hani neden gerçekten amacı bu muymuş buyum diye Erbakan Hoca'nın diye soracak olursak mesela 2005 yılındaki Esam'daki konuşması kitaplaştırılmış ve diyor ki gayemiz yani amacımız bütün beşeriyetin saadetidir. Evet. Yani gerçekten amaç bütün insanlığın kutsal ve selametine vesile olmak. Peki o sorduğunuz soruya da şöyle cevap verelim. Bu mümkün mü derken? Bu peki böyle bir amaç niye, neden böyle bir mücadeleyi vermiş? Bunu yani nedenini söylerken o sizin soruya da inşallah cevap vereceğim.
Şimdi ben elektrik elektronik mühendisiyim. Yaklaşık 24 yıllık bir elektrik elektronik mühendisiyim. Bugüne kadar 100'e yakın projede görev aldım. Rabbimiz kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinde, yani ilk suresinin ilk ayetinde diyor ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan, yani alemlerin yaratıcısı, düzenleyicisi olan Allah'a aittir. Burada bir alemler kelimesini görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman koskoca bir kainat alemi. Daha henüz hiçbir teleskopla uzayın tam sonunu göremiyoruz. Ne kadar büyük olduğunu, büyüklük açısından baktığımız zaman. Onun içinde milyarlarca galaksinin olduğu bir alem. O galaksilerin içinde işte milyarlarca gezegenlerin, milyarlarca yıldızın veya güneş sisteminin olduğu bir alem. Mesela bizimki Samanyolu galaksisi. O Samanyolu galaksisinin içinde mesela işte bir güneş sistemi var. Bizim dünyanın içinde bulunduğu. Evet. O dünyanın içinde bakıyorsunuz, dünya aleminin içinde bir canlılar alemi var. İşte bitkiler, hayvanlar, insanlar, tek hücrelerin. Ve onları oluşturan mesela bir atom alemi görüyoruz. Onun içinde bir atom altı parçacık alemi görüyoruz. Ve onun altında da yine başka bir alem daha var. Buradan şunu söylemek istiyorum. Bunu vurgulamamız çok önemli. Hiçbir elektrik elektronik mesela arkadaşım kalkıp da çıkıp şunu bana söylemez. Ya senin yaptığın cihazlar kendi kendine olabilir. Niye? Bilirler ki o cihazların oluşabilmesi için bir tasarımcıya veya bir mühendis grubuna ihtiyaç var. O yüzden buradan şu sonucu çıkarmak durumundayız. Bizim yaptığımız o basit cihazlar bile kendi kendine olmuyorsa, bu koskoca kainat aleminin içindeki alemler içindeki alemler içindeki alemlerin kendi kendine olma ihtimali var mı? Elbette ki. Elbette ki yok. Öyleyse bu kainatın bir tasarımcıya veya eğer yoktan var olmuşsa bir yaratıcıya ihtiyacı var. Allah-u Teala'nın işte biz buna inanıyoruz yarattığına. Allah-u Teala yarattığı zaman kainat insanı da yaratmış bu yaratılışın içinde. İnsanoğluna da bir takım özellikler vermiş. Nedir işte? Doğruyla yanlışı ayırt etme özelliği, iyi ile kötüyü ayırt etme özelliği, faydalıyla zararlıyı ayırt etme özelliği, adaletle zulmü ayırt etme özelliği, iyi ile güzelle çirkin ayırt etme özelliği ve bunları da nasıl kullanacağını göstermek için peygamberler ve kitaplar göndermiş. Mesela güzelle ve çirkin ayırt etme özelliğine kısaca bahsedelim. Bir kedi düşünelim, bir çiçek düşünelim. Çiçek bir yıl boyunca hiç solmasın. Yani böyle olmaz ama. Bir yıl boyunca olmayan bir çiçek, solmayan bir çiçek düşünelim ve devamlı bir kedinin günde 2-3 kez yanından geçtiğini düşünelim. Düşünelim. O kedi hiçbir zaman şunu söylemez. Ya bu çiçek ne güzel yaratılmış. Niye? Çünkü o kedinin öyle bir özelliği yok. Öyle bir kabiliyeti olmadığı için de böyle bir şey söylemez. Allah-u Teala bu 5 tane özelliği bize vermiş ki neden? Çünkü şunu anlayalım diye. Hani doğruyla iyi kötü faydalar dedik ya bu 5 tane özelliği. İslamsız saadet olmaz. Yani İslam derken ta Adem Aleyhisselam'dan gelen bir düzenden. Hani o söylediğiniz soruya yani mümkün mü? Şöyle mümkün ki, miye geçeceğim de o yüzden bu istiyorum. Başlangıcı yaptım. Şunu da vurgulayarak hani açıklarsanız tekrar bölmemek için. Şimdi bilim de eklemlenerek ilerliyor. Yani dünyadaki insanlar başka ülkeler de birbirlerine muhtaç yani bu konuda eklemlenmesi için, gelişmesi için bilimi. Bunu daha dahil ederek açıklarsanız. Evet. Şimdi dediğim gibi bu özellikle Allah-u Teala vermiş ama özellikle ne için yapmış? İslamsız saadet olmaz. Yani biz bunu niye vurguluyoruz? Hani dedik ya dünyada acaba bir saadet ortamı olabilir mi? İnsanlar huzurlu, mutlu biçimde, iyi güzel biçimde yaşayabilir mi diye. Biz bunu Hazreti Ömer döneminde gördük. Yani biz bunu söylüyoruz ki yani laf olsun torbasın veya boş söylemiyoruz. Bunun gerçekten olabileceğini gördük. Bakıyoruz Hazreti Ömer döneminde birçok yüz ölçümlü yer fethedilmiş ve birçok farklı insan var. İşte ateşe tapanlar, putperestler, Kıptiler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar, yeni Müslüman olanlar da bir sürü insan var. Ve bunlar birlikte çok güzel bir biçimde, huzurlu bir biçimde, hiçbirbirlerine zarar vermeden, kimsenin kimseye haksız etmediği bir şekilde yaşamayı başarmışlar. Zaten dediğimiz gibi İslamsız saadet olmaz derken biz dedik ki önce Allah'ın varlığını bir vurguladık. Şimdi baktığımız bizim inandığımız Allah nasıl bir Allah? Şimdi İslam Allah yapısı olduğu için, Allah da mükemmel olduğu için İslam'ın da mükemmel olması lazım. Şimdi Allah-u Teala'nın mesela birçok özelliği var ama mesela bir özelliği, Samet özelliği. Samet özelliğindeki İslam'ın ortaya koyduğu şu, diyor ki hiçbir şeye ihtiyacı yok, her şeyin ona ihtiyaç olduğu mükemmel bir varlık. Yine mesela bakıyorsunuz kudret özelliği, yani istediği zaman istediği her şeyi yaratabilme özelliği. Bir de bakıyorsunuz kemal sıfatı, yarattığı her şeyi de mükemmel yaratabilme. Şimdi sadece bu özelliklere bile baktığımız zaman ortaya koyduğu İslam'ın
bunu insanlar için mükemmel olması gerekiyor. Sorumla bağlantılı şekilde anlatabilir misiniz? Hani izleyicilerimiz anlayamamış olabilir. Onun için yani bağlantısı nedir? Bağlantısına geleceğim ben hemen oraya inşallah. Şimdi böyle olunca ama bu yetmiyor. Yani sadece İslamsız saadet olması bilmemiz bunu yetmiyor. Allah-u Teala diyor ki bunun gerçekleşmesi için yani bütün insanlığın saadet ve selamete ulaşması için mücadele etmeniz lazım diyor Kur'an-ı Kerim'de emir olarak. Yani Bakara 193 ve Enfal 39'da yeryüzünden fitne kalkınca hak hakkım hocanın mücadele edin. Yani burada müfessirler buradaki fitne kelimesinin ne anlama geldiği konusunda söyledikleri zaman işte fitne kelimesi kimsenin kimseye haksızlık etmediği, kimsenin kimseye haksızlık etmeye bile cesaret edemediği, huzurun, güvenin, saadet ortamının, barışın ortaya konduğu, hatta Peygamberimizin bir hadisinde işte bir bayanın dünyanın bir ucundan diğer ucuna kimseden çekinmeden, korkmadan gidebildiği gün, fitnenin kalktığı gün olarak. Şunu demek istiyorsunuz, evet. Yani biz bunları ülkemiz içerisinde uygularsak, bu emirlere, yasaklara uyarsak, böyle bir sıkıntı olmaz. Bunu mu ifade etmeye çalışıyorsunuz? Yani dış güçlere ihtiyacımız olmaz dünyaya. Evet. Yani bu anlayışın ortaya koyulduğu anda işte bizim Hazreti Ömer döneminden de gördüğümüz kadarıyla gerçekten huzurun, adaletin, güvenin, barışın ortamının sağlanabildiğini, insanların çok daha rahat, huzurlu biçimde hayatlarını idame ettirebildiği, farklı düşüncelerde bile olsalar. Yani İslam'da şunu belki bugünkü anlayışta şöyle yanlış anlıyorlar ama ya Müslümanlar gelince kendileri gibi düşünmeyen herkesi yok edecek, öldürecekler, bitirecekler bilmem ne gibi. İslamofobi var maalesef böyle dünyada. Bir düşünce var ama aslında biz buradan şunu anlıyoruz. Yani buradaki mücadeleden ve anlayıştan insanlara zarar vermek değil de insanlara faydalı olmak. İnsanları kazanmak. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Ali İmran suresinde bildiğim kadarıyla bir insanın ölümü bütün insanlığın ölümü gibidir diyor. Yani ne kadar değerli bir insanın canı aslında. Yani zaten Allah-u Teala herkese dünyada istediği gibi yaşama şeyi vermiş. Yani ister ateist yaşa, ister putperest yaşa, ister yani burada bir sorun yok zaten. O Allah'a özgürlüğü vermiş. Biz nasıl insan Müslüman olarak o özgürlüğü ellerinden alabiliriz ki? Böyle bir şey mümkün değil. Ama mesele şu ki işte eğer ki Allah-u Teala'nın ortaya koymuş olduğu ölçüler dünyada hakim olmadığı müddetçe bu dediğimiz anlayış dünyada hakim olduğu müddetçe maalesef huzur sağlanamayacak. Öyle olunca Erbakan Hoca ve arkadaşlar o zaman bunu nasıl ben sonuza getirmeye çalışacağım. Biraz bunu toparlayabilirsin. Hemen hızlıca toparlıyorum. Bunu nasıl sağlayabileceğiz? O zaman demişler ki bunun olabilmesinin tek yolu yani yeryüzünde iyiliğin güzelliğin hakkın hakkında olabilmesinin tek yolu Müslümanların birlikte hareket etmesi. O da ancak İslam birliğinin kurulmasıyla olabilir. Az önce hocamızın vizyonuna değindiniz. Biraz açabilir misiniz? Evet. Şimdi amaç konusunda dediğiniz gibi vizyon hani üç ayağı demiştik ya amaç, evet. Hedef ve yol haritası. Hı-hı. Şimdi amacı ortaya koyduk. Nedir amacımız işte? Yeryüzünde iyiliğin, güzelliğin hakkın hakim olmasını sağlamak. Peki bu nasıl olacaktı? Bunun için de bir hedef ortaya konulması lazımdı. O hedefe de nasıl ulaşılacağıyla alakalı bir yol haritasının ortaya konulması lazımdı. Biraz önce dediğimiz gibi hedef bunun olabilmesinin tek yolunun İslam birliği ancak olabileceğini ortaya koyduk. Sizin Saadet Partisi ilçe başkan yardımcılığı olarak bu anlamda yani İslam birliğini önemsediniz mi söyleyebiliriz? Tabii yani ki asıl amaç o. Asıl amaç olarak. O ama bunun nasıl olacağıyla alakalı hem milletimize hem İslam alemine bütün dünyayla alakalı da bir takım tespitlerde bulunacağız bu durumda. İşte bu durumda eğer İslam Birliği ile olacaksa bu işin nasıl İslam Birliği ile olması gerektiğiyle alakalı bir yol haritasının ortaya konması gerekiyordu. Şimdi İslam Birliği tabii çok geniş bir konu olmakla beraber İslam Birliği'nin dediğimiz gibi iki önemli sac ayağı var. Birisi işte İslam Birliği kurulduğu zaman İslam medeniyeti Müslümanlar arasında dünyaya ne kadar iyi ve güzel bir medeniyet anlayışına sahip olduğunu ortaya konması sağlanacak. Bugün işte Müslümanlar birlikte hareket edemedikleri için böyle bir çatışma ve kaos ortamı var. Bu ortadan kalkacak. Bütün insanlar işte İslam medeniyetinin güzelliği ortaya konacak. İkincisi de dediğimiz gibi bu işte Firavun anlayışının kuvveti üstün tutan Firavun anlayışının karşısına hakkı üstünden bir medeniyet. Her evet. Alanda bir medeniyet. Yani hocamız insanlar, da bundan çok bahsediyordu. Evet. Bu çünkü ortaya konulmadan yani insanlara biz ya orası yanlış buraya gelin derim ama yani siz yani doğru düzgün bir medeniyet ortaya koyamamışsınız denmemesi lazım. Müslümanların evet. Birlikte hareket ettiği takdirde biz birçok konuda işte ekonomik, sosyal,
Ondan sonra teknolojik, her türlü konuda bir takım çalışmalar beraber ortaya koyarak İslam medeniyetinin hiçbir şekilde insana bir zarar vermeyeceğini, tam tersi insanın iyiliği için çalışacağını bu medeniyetin ortaya koyması gerekiyor o Firavun medeniyetinin karşısında. Peki bu çok nasıl olacaktı? Diğer soruma geçmem gerekiyor. Evet, o söylediğin soruyu hemen cevap vermek için söylüyorum. Şimdi peki bu nasıl olacaktı? Erbakan Hoca bakmış, bunun olabilmesi için Türkiye'nin İslam dünyasına liderlik yapması gerekiyor. Şimdi Erbakan Hocam... V8 zirvesinde mi bunun için? Evet, oraya doğru geleceğim hemen hızlıca. Tamam. Şimdi Erbakan Hocam mühendisliğiyle alakalı baksanız gerçekten müthiş bir mühendis. Niye? Çünkü bir mühendisin en önemli amacı çözüm üretmektir. Çözümün parçası olabilmek. Mesela işte Almanya'daki Almanların tanklarının çalışmaması soğuk havalarda ona hemen çözüm üretmiş. Ve aynı zamanda Almanya'dan da davet edilmiş Erbakan evet, Hoca. Tabii ki. İlkokulda, lisede ve üniversitede başarılarla, derecelerle bitirmiş bir hoca. Bunu da buradan vurgulayalım. Gümüş motoru da ayrıca üretmiş. Arkasından bakmış Türkiye'de biz nasıl liderlik yapacağız İslam dünyasına? Bizim lider ülke olabilmemiz lazım. İşte lider ülke olmam hemen kollarını savmış daha genç yaşında motor fabrikası evet, açmış. Evet, milli yani, üretime önem vermiş. Evet, bu hatta şeyle alakalı, arabayla alakalı generallere bir seminer verdiği zaman bir general çıkmış demiş ya biz çivi bile üretemeyen bir ülkeyse şey araba üretmekten evet, bahsediyorsun demiş. Araba üretme. Devrim arabasını da hatta hocamız üretmiş. bahsediyorsun demiş. O ünlü bir seminerdir. Davam kitabında anlatıyor Erbakan hocamız. Neyse orada ya siz çivi üretmiyorsunuz biz motor üretiyoruz evet, demiş. Bakmış sadece motor üretmek yetmiyor Türkiye'nin lider ülke olabilmesi için. Arkasından Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı olmuş. Yani Türkiye'deki sanayiyi yönetebilmek için. Orada da bakmış önüne bir sürü engel çıkıyor. Arkasından en üst noktaya gelelim demiş. Siyasete atılmış. Hatta alay konusu olmuş nasıl seçilecek şeklinde evet, hiç pes etmemiş. Biz tekeden süt çıkarırız demiş. Aynen. Sözü de var. İşte 70'li yıllarda Türk ciddi anlamda Türkiye'nin ilk ağır sanayi hamlesini başlatıyor. 300'e yakın fabrikanın temeli atılıyor. Maalesef bir takım engellemelerden ancak 70 tanesi tamamlanabiliyor. Arkasından tabii ki ağır sanayi hamlesi, hani Türkiye'nin lider ülke olabilmesini bakıyoruz diye yola. Şimdi bakıyorsunuz hedef İslam Birliği'nin kurulması, yeryüzüne hakkı hakim kılması ama onun yanında bu millete de bir sürü yani bu amacı gerçekleştirmek için faydalar var. Bu, bunun bu hedefe ulaşabilmesi. Arkasından işte 1995-96-97 yıllarında birinci parti olduğu için siyasette evet, iktidara geliyor ve Türkiye'de yapılamayan ilk bir şeyi başarıyor. Nedir o? Denk bütçeyi yapıyor. Ekonomik anlamda da Türkiye'ye büyük katkıları sağlıyor. Sonuçta yani bu mücadeleyi veriyor ki Türkiye tekrar lider ülke olabilsin, güçlü bir ülke olsun. İslam ülkeleri de ya evet Türkiye sen zaten 1000 yıl bizi hani öncülük ettin, liderlik ettin. Sen yine bize öncülük edebilirsin, liderlik edebilirsin, güçlü bir ülkesin diyebilmesi lazım. Zaten o 96-97'deki şeyinde siyaset iktidarında D8'leri kuruyor. Yani D8'ler dediğimiz şey İslam Birliği'nin çekirdeğini oluşturan şey. Zaten ondan sonra D8'lerden sonra o çalışmalar yürüttükten sonra bütün 65 Müslüman ülkesinin yer aldığı İslam Birliği'nin kurulması D65 ve arkasından D165'ler derdi Erbakan Hoca. Diğer 100 ülkede işte dünyada sömürülen, ezilen ülkelerin de birlikte evet, olacağı D165'ler gibi İslam Birleşmiş Milletler'e alternatif bir şey ortaya koymaya çalışıyordu. Hemen D8'lerle ilgili şu notları ilave edelim. D8'lerin amacı neydi? İşte birinci amacı madde yerine insanın, çatışma yerine diyaloğun, çifte standart yerine adaletin, imtiyaz yerine eşitliğin, sömürü yerine işbirliğinin, baskı yerine insancı yaşamın öne çıkarıldığı bir anlayışla kurulmuş D8'ler. Evet. Şunu halkımız çok merak ediyor. Milli görüş ideolojisine sahip olmalarına rağmen günümüzde Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi adında iki farklı parti kurulmuştur. Evet. Her iki parti de hocamızın izinden gitmekte. Fakat neden iki ayrı parti kurma ihtiyacına girişilmiştir? Ya öncelikle şunu ifade edelim. Bizim milli görüş anlayışına göre bu 80 milyon vatan evladının hepsi bizim kardeşimiz. Yani biz evet, kimseyi dışlamayız, kimseyi ötekileştirmeyiz. Çünkü bu vatanın, milletin evladı 80 milyonla beraber biz dünyayı değiştireceğiz. Yani amaç dedik ya dünyayı değiştirmek, bütün insanın kutsal selametine vesile olmak. Yani o yüzden Erbakan Hoca hep şöyle derdi, bir milli görüşçüler var derdi, bir de milli görüşçülere adaylık, milli görüşçülere evet, aday olan insanlar var derdi. O yüzden biz hiçbir zaman hiç kimseyi ötelemedik. Yani bu anlamda da gerek Yeniden Refah Partisi'ndeki arkadaşlarımız olsun, gerek diğer siyasi
partilerde mücadele eden arkadaşlarımız olan insanların hepsi bizim kardeşimiz. Hepsi bu vatanın milletine ben biz hepsini sahipleniyoruz. Kimseyi düşünün. Sadece bizim konularla alakalı bir zihniyet, olaylar bakış açılarımızda bir farklılık olabilir. Onun dışında hepimiz bu vatan milletin evladı, hepsini seviyoruz yani. Öyle bir sorun yok. O anlamda Yeniden Refah Partisi'ni de hiç yani öyle dışlayacak bir durumumuz yok. Yani evet, onu öncelikle ortaya çünkü zaten aynı şeyleri savunuyoruz. Demek ki arkadaşlar farklı bir yöntem, farklı bir yolla mücadelelerini vermeye çalışıyorlar. Bizimle herhalde bir takım o yöntem konusunda anlaşamadıkları noktalar var. O anlamda ayrıldılar. Ama sonuçta onların da aynı amaca yönelik, sonuçta milli görüşçüyüz diyorsan, bir insan evet, bizi görüş diyorsan, bütün insan kutsal ve selamet için çalışmak zorundasın. Yani amaç bu çünkü. AK Parti buradan ayrılıyor. Yani AK Parti de hocamızdan ayrılmış bir parti. Evet. AK Parti neden yollarını ayırdı? Şimdi tabii ki orada da üstünüzanla olaya bakacak olursak belki o arkadaşlarımız da şöyle düşündüler. Dediler ki ya biz iktidara geliyoruz ama bizim iktidara gelip de bir takım istediklerimizi, arzularımızı gerçekleştirmeye imkanımız olmuyor. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? İşte bunu gerçekleştirebilmek iktidara gelmemiz lazım. İktidara gelebilmek için de belki bir takım egemen güçlerle işbirliği yapmamız lazım. Onlarla birlikte hareket etmemiz lazım ki onlar bize engel olmasın diye. Yani böyle bir niyetle çıktıklarını düşünüyorum, tahmin ediyorum. Ama problem şu ki bu tabii Erbakan hocamız da buna hep karşı çıktı. Çünkü taviz verildiği takdirde bunun sonunun olmadığını, o bataklığa girdiğin takdirde o bataktan çıkılamayacağını ifade ediyordu. O yüzden samimiyetinizden ve duruşunuza asla taviz vermeyin. Çünkü Peygamber Efendimiz'e de mesela geliyor şeyler, müşrikler. Diyorlar ki işte ey Muhammed sana ne istiyorsan verelim yani. Ne istiyorsan. Yeter ki bu davandan vazgeç. Hatta diyorlar ki vazgeçme de ama bizim işimize de çok karışma. Yani bizimle işbirliği gibi bir şey yap diyor. Onun üzerine Peygamberimize ne diyor? Diyor ki ya benim elime ayı da verseniz, bir elime de güneş de verseniz ben davamdan dönmem. Çünkü benim mücadelem insanlara doğruyu yanlışı anlatmak. Yani bu doğru yanlış da anlatırken sizin yaptığınız yanlışlar varsa ben onları ortaya koymayayım mı? Yani o zaman samimiyet nerede kalıyor? Bu böyle bir mücadelenin anlamı nerede kalıyor? Yani bu anlamda o arkadaşlarımız belki böyle bir düşünceyle işte biz iktidara gelemiyoruz. Bunun gelebilmemiz için yolumuz açılması için. Yenilikçiler olarak ayrılarak. Böyle bir farklı bir onlar da yol izlediler. Sonuçta böyle bir ayrışma oldu yani. Evet. Hocamız sık sık darbelere maruz kaldı. Postmodern darbe ve normal darbe. 12 Eylül 1980 darbesine de maruz kaldı. Evet. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi bu konuyla ilgili şöyle bir şey söylemek isterim. O zamanki işte partiler, ön plandaki partiler, Adalet Partisi Demirel'in başını çektiği ve o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği Ecevit vardı. Bu arkadaşlar maalesef dünyayı ya da bu DSP büyüklerimiz DSP'yi hatırlıyorum ama Bülent Ecevit o daha sonra DSP, kurdu. Ha, DSP'yi evet, daha sonra kurdu. Evet. Yani o zaman büyük bir kaos vardı Türkiye'de. Erbakan hocamız ve arkadaşları da onların yani yanlış yolda olduğunu ifade ediyordu. Bu anlayışla Türkiye yönetmenin Türkiye'ye bir faydası olmayacağını söylüyordu. Ve gerçekten durum da kötüye gidiyordu Türkiye'de. Her gün daha kötü. Ekonomik krizler vardı, yolsuzluk krizler, soruşturmaları vardı. Doğru Yol Partisi zamanında tam o 90'lı yıllarda bu şeydeki 70'li yıllardakinde de en fazla terör vardı. Evet, sağcılık, solculuktan kaynaklı. Fazlaydı. Ve aynı zamanda da bugünkü hükümetin de çok fazla ortaya koyduğu iç olaylar vardı. Madımak kuyrukların muyrukların olduğu 70'lerde o tür şeyler vardı. Hı-hı. Neyse orada bir yükseliş vardı. Milli görüşün yükselişi vardı. Evet. Halkın içinde. Çare katında ve kurtuluş arıyordu halk. Çare milli olarak görüştü. Milli görüşü görüyordu. Ve biz şöyle düşünüyoruz. Yani 1980 darbesi esas bizim üzerimize yapılmış bir darbe. Yani bizim önümüzü kapatmak için yapılmış bir darbe. Ama orada görüyoruz ki Erbakan Hoca yılmadı, pes etmedi. 80 darbesine rağmen, özellikle kendi bize yapıldığını düşünmemize rağmen tekrardan mücadelesine devam etti ve 96-97 yılında tekrardan iktidara gelindi. Hem burada da bu tek sefer başına iktidara geldi değil mi? Yok, Doğru Yol Partisi ile beraber koalisyon. Ondan sonradan koalisyon kurdu. Koalisyona ihtiyaç birinci, duyduğu için. Evet. Birinci parti olarak geldi dediğiniz gibi. Evet. Ondan sonra o şeyde de maalesef 28 Şubat'ta bir dediğiniz gibi postmodern darbeye maruz kaldı. Tabii bu konuda da belki bir sürü şey söylenebilir. Ama orada da yine Erbakan Hoca yılmadı. Bize söylediği bir şey vardı. Yani bu yapılan şeyin bizim nokta nazarı bir hükmü yok. Biz mücadelemize
devam edeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz, hak olduğumuza inanıyoruz. Bu arada hak nedir onu da hemen kısaca söyleyiverim. Bizim anlayışımıza göre hak her yerde, her zaman, her şekilde doğru olan anlamlıdır. Yani bu mümkün müdür diye soracak olursak, hani daha önceki konuşmalarımızdan da söylediğiniz gibi, eğer bir kainatın yaratısına, Allah'ın varlığına inanıyorsanız ve Allah'ın da mükemmel bir varlık olduğuna inanıyorsanız, her şeyin yani nerede, her zaman, her yerde, her şekilde doğru olan bir şeyi bu varlık ortaya koyabilir yani. Anlıyorum. O zaman Erbakan Hoca Konya'dan milletvekili seçilmişti ilk olarak. Evet. Günümüzde de Konya Saadet Partisi için önemli bir şehir mi? Tabii ki önemli. Hı-hı. Biz yani şöyle görüyoruz. Bugün milli görüş yine eğer ayağa kalkacaksa, Türkiye satındaki bütün insanların ilk önce Konya'dan belki bu hareketin ayağa kalkmasını beklediğini düşünüyoruz. Yani Konya'da tekrardan milli görüş halkın teveccühüne geldiği zaman, halk milli görüşe tekrardan Konya'da teveccüh ettiği zaman, bütün Türkiye'nin tekrardan dalga dalga milli görüşe, yani şu anda bir zayıflıkmış gibi gözükebilir ama aslında bizim baktığımız zaman ilginç olan şeyler de var. Mesela bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki Kemal Kılıçdaroğlu beyefendi de işte biz halkça bir düzen kuracağız, adil bir düzen kuracağız söylemleri söylüyor. Ya diyoruz biz, acaba iktidarda olmasak bile etkimiz mi çok büyük? O anlamda, ama diğer yandan baktığımız zaman işte Deva Partisi olsun, Gelecek Partisi olsun, AK Parti olsun, İyi Parti olsun, onların içinde bizim gibi düşünen birçok insan, onlara oy veren, bizim gibi düşünen birçok insanın varlığını biliyoruz. Yani aslında oy olarak baktığımız zaman Saadet Partisi düşük gibi gözükse de aslında arkasındaki kitle büyük yani. Evet. Erbakan Hoca'nın siyasal İslam'ı ilk kez ortaya çıkaran, ortaya atan birisi olduğunu söyleyebilir miyiz? O da şöyle oldu aslında. Biz siyasal İslam gibi bir şey düşünmüyoruz. Normalde bizim tek bildiğimiz hani Müslüman olmaktır. Yani Allah-u Teala bize öyle siyasal İslam sonradan bizim üzerimize ortaya konan bir şey. Ama o şöyle oldu. Sadece hani bugün Siyonizm dediğimiz daha çok işte bu egemen güçlerin başındaki akıl. O şöyle istiyor, diyor ki yani ya gerekirse sadece namaz kılın, gerekirse sadece oruç tutun ama bizim işlerimize karışmayın. Yani bizim dünyadaki egemenliğimize, sömürümüze, köle düzenimize karışmayın. Bunu şimdi bizim milli görüş olarak Erbakan Hoca'nın arkasındaki kitle ve mücadele eden kitle olarak baktığından bunu kabul etmediğimiz için, hayır biz sadece namaz kılacağız, oruç tutacağız değil. Bu dünyayı değiştireceğiz, yeryüzünde iyiliğin, güzelliğin, hakkın hakim olmasını sadece ve bütün insanlığın kurtuluşuna, saadet ve selametine vesile olacağız diye bu anlayışla yola çıkınca, dediğiniz gibi bu İslamcı siyaset gibi bir şey çıktı ortaya. Yani farklı bir duruş sergilediğimiz için, ama öyle bir şey yok aslında. Zaten Müslümanın yapması gereken şey bu yani. Anladım. Bütün insanlığın kurtuluş, saadet ve selamet için çalışmak bir Müslümanın yapması gereken bir şeydir. Yani nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de işte namaz, oruç emrediliyorsa bir Müslümana, bu da emrediliyor. İşte Bakara 193 ve şeye baksınlar, Enfal 39'a baksınlar. Allah-u Teala orada direkt emrediyor. Yeryüzünde iyiliğin, güzelliğin, hakkın hakim olması için mücadele edin diyor. Yani bu Müslümanın yapması gereken bir şey. Ama bu konuda işte özellikle Türkiye'de bizim hakkımıza kötü bir imaj bırakılması için, ya bunlar işte böyle insanlar diye bizim böyle bir takım yaftalar vurmaya çalıştılar. Evet, maalesef İslamofobi gün geçtikçe artıyor. Evet. Günümüzde çok önemli bir savaş var. Bizim de komşumuz, evet. Denizlerimiz ortak. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili neler söylemek istersiniz ve siz hocanın öğrencisisiniz. Aynı zamanda öyle biliyorum, doğru mu? Yani öğrencisi elhamdülillah. Evet. Hocamız olsaydı nasıl bir siyasi politika izlerdi? Evet. Şimdi ben öncelikle şunu düşünüyorum kendi milli görüş bir insan olarak. Eğer ki bu sürecin sonucunda büyük bir yaptırım uygularlarsa egemenler Rusya'ya, Ukrayna'yı bir yem olarak gördüklerini düşünürüm. Yani bu Rusya'ya bunun yaptırım yapılabilmesi için maalesef Ukrayna yem olarak Rusya'nın önüne attılar. Rusya da bu tuzağa düştü ve eğer o yaptırımlara maruz kalır ve çok büyük yaptırımlar ortaya çıkarsa böyle bir dizayn olduğunu düşünüyorum. Ve diğer yandan da egemenler yani bu yaptırımları uyguladıkları takdirde dünyaya da işte bak canımızın istemediği bir şey yaparsanız size de böyle yaptırımlar yaparız diyorlar. Mesela bizim 1974 yılında Erbakan Hoca ile Ecevit'in beraber yaptıkları koalisyondaki iktidarda 1974 Kıbrıs Baş Harekatı'nı düzenledikten sonra ortak bize, harekat etmişler. Evet, o evet. Harekat düzenledikten sonra bize ambargo koydu. NATO. Evet, ondan sonra da zaten ekonomik sıkıntılar olmuş. Oldu, evet. Ülkemizde. Yani böyle bir anlayışla, ama göreceğiz. Yani ileride neler olabileceğini göreceğiz.
Ben öyle düşünüyorum. Yani bir takım herkesin tuzakları ve düşünceleri, planları, programları olduğunu düşünüyorum. Ve şu kesin ki yani orada Ukrayna'da insanların, sivil insanın, masum insanların ölmesinin egemen güçler tarafından hiçbir önemi yok. 1997 yılında bir önceki Fransa Cumhurbaşkanı Francesco Mitterrand'ın bir röportajı var Le Figaro gazetesine. Röportajı yapan arkadaş soruyor bir süre sonra, diyor ki Sayın Mitterrand diyor, 1994 yılında sizin Cumhurbaşkanlığınız döneminde olan bir olay var. İşte orada 1994 yılında Ruanda'da bir katliam gerçekleştirildi. Orada Tutsi ve Hutu kabileler arasında bir çatışma sonucunda sadece ilk 100 günde 800 bine yakın insan öldü. Yani biz Belçika Fransa sömürgesi olarak Ruanda'ya niye müdahale etmedik? Ve ne diyor biliyor musunuz? O röportajda çok böyle rahat rahat orada o kadar insan ölmesinin bir önemi yok. Niye? Çünkü onlar insan olarak görmüyorlar ki yani. Kendilerinin dışındakilerini insan olarak görmüyorlar. Orada o kadar insan ölmesi, kendi menfaatler, çıkarlar açısından bir anlamı yoksa bir anlamı da yok. Yine mesela 2006 yılında Sean McCormack, Dışişleri Bakanı, Amerika Dışişleri Bakanı basın sözcüsü bir basın toplantısı düzenliyor. Orada da bir gazeteci soruyor, diyor ki Sayın McCormack diyor, biz Irak'ta 2. Körfez Harbi'nde kitle imha silahı bulabildik mi? Çünkü oradaki amaç şuydu, işte Saddam'ın elinde bir sürü kitle imha silahı var. Bu kitle imha silahlarını ortadan kaldırmamız lazım ki bütün insanlık bundan zarar görmesin. Ve Sean McCormack diyor ki hayır, henüz bulamadık. Onun üzerine gazeteci soruyor, devam ediyor, diyor ki Sayın McCormack, bulamadıysak biz bu savaşı neden yaptık? Yani 2 yıl olmuş savaş başlayalı. McCormack cevap vermiyor. Buradan şu çıkıyor ortaya. Hepimiz biliyoruz ki Amerika bugün kendi menfaat ve çıkarları için bir şeyler yapar. Ve Irak işgali de oradaki petrolün tamamen kontrol altına alınmasıyla ilgili. Buradan şu sonuç çıkıyor. Peki 1,5 milyona yakın insan öldü Irak'ta. Bunun hiç mi önemi yok? Yok. İsterse 1,5 milyar insan ölsün. Yani önemli olan bu tür düşüncedeki, yani bu Firavun anlayışındaki düşüncedeki güçlerin anlayışı, bizim menfaat ve çıkarlarımız önemlidir. Yoksa insanların ölmesinin bir önemi yok. Bu anlamda da yani Ukrayna'da insanların ölmesinin, eğer böyle bir plan programları varsa, hiçbir önemi yok yani oradaki insanların ölmesinin. Bazı görüşler tarafından Türkiye bıçak sırtında gibi sözler söyleniyor. Şimdi biz Ukrayna'ya silah satmışız. Evet. Doğru mudur? Rusya'dan da doğalgaz alıyoruz. Şimdi Türkiye nasıl bir politika izleyebilir bu durumda? Yani çünkü dışa bağımlılığımız da var aynı zamanda. Sizce nasıl bir politika izleyebiliriz? Yani şimdi biz tabii NATO üyesi olduğumuz için NATO ne düşünüyorsa onu yapmak zorunda kalıyoruz. Ama aslında Müslümanın, yani milli bir görüşçünün buradaki temel baktığı olay kavganın olmaması, insanların birbirini öldürmemesini sağlamak. Yani bir taraf tutmak değil. Tam tersi oradaki olayı bir an önce çözüm bulup insanların ölmesinin önüne geçmek. Ama şimdi baktığımız zaman açıklamalar, işte NATO üyesi olduğumuz için NATO ne diyorsa NATO'nun dediği açıklamaları yapıyoruz yani. Burada da NATO tabii ki Rusya'ya karşı bir tavır aldığı için biz de sanki Rusya'ya karşı bir tavır almışız. Ama baktığımız zaman elbette Rusya'nın buraya yapmış olduğu yanlış, ama onun dışında biz hani bir taraf olmak yerine İki tarafın da bir an önce bu savaşı bırakmalarını sağlamak için mücadele etmemiz lazım. Yani biz işte Ukrayna'nın tarafındayız, Rusya'nın tarafında. Şimdi bu siyaset anlayışıyla baktığımız zaman belki dediğiniz gibi Rusya'yla biraz aramız açılabilir. Rusya'yla aramız açılırsa da... Çok güçlü bir devlet Rusya, aramız açılırsa ve dışa evet. Bağımlılık var. Yani bizim hani oradaki temel espri baktığımız zaman söylenir ya Müslüman'ın şiarı olarak, kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana olmak. O yüzden burada biz hani Rusya büyük güçlü ülke, o yüzden biz Rusya'dan korkalım, ona göre bir hareket, bir tavır belirleyelim değil de biz işte bu savaşın, bu aradaki çıkan maalesef insanlara zarar veren ortamın bir an önce bitirilmesiyle ilgili evet. Mücadele etmemiz lazım. Arabuluculuk diyorsunuz. Bu mücadele verirsek bir taraf olmadan, o zaman sonuçta biz zaten şiarımız olarak oradaki bu zulmü veya yaşanan hadiselerin bir an önce bitmesi için mücadele etmişse herkes anlayışla karşılayacaktır bizi. Yani siz bir taraf olmadınız, gerçekten her iki tarafın da iyiliği için mücadele ettiniz. O anlamda Rusya'yı da karşımıza almamış oluruz. O anlamda Ukrayna'da denge politikası, ama şu anda dediğimiz gibi NATO özellikle de Amerika belki de Rusya'ya karşı bir, acaba Rusya'nın güçlenmesini nasıl engel olabiliriz, nasıl onun önüne geçebiliriz Amerika'ya gibisinden. Amerika'ya bile kafa tutuyor. Öne geçebiliriz gibi bir şey düşünüyor olabilir. Onun karşısında işte yaptırımlar, işte bu yaptırımların neler olacağını göreceğiz ileride. Bu yaptırımlar karşısında eğer Rusya'yı güçsüz bırakırsak, yine bizim kölemiz olursa, bizim dediğimizi yapmak durumunda kalırsa diye bir anlayış, bir düşünce olabilir.
O anlamda onlar böyle bir tavır sergileyince, biz de NATO'nun tarafı olunca sanki biz de aynı anlayışı düşünüyormuşuz gibi, onların yanındayım, bu düşüncedeymişiz gibi gözüküyor. Tabii bizim milli görüşe göre bu doğru değil yani. Zaten 1990 yılında, onu da aktarmış olalım, İskoçya'da bir NATO toplantısı oluyor. O NATO toplantısında o zamanın İngiltere Başkanı Margaret Thatcher, bir adı da Demirley'di, bir konuşma yapıyor. Diyor ki, arkadaşlar diyor, biz NATO'yu neden kurduk? Bu Bolşeviklere, komünizme karşı kurduk. Doğru mu? Bolşevikler yenildi, komünizm yıkıldı. Ne yapacağız o zaman? Dükkanı kapatıp gidecek miyiz diyor. Hayır diyor, kapatmayacağız. Ne yapacağız? Yeni bir düşman bulmak zorundayız. Ayakta kalabilmemiz için, NATO'nun ayakta kalabilmemiz için yeni bir düşman bulmak zorundayız. O düşman da İslam'dır, Müslümanlardır diyor. Yani NATO her zaman kendi menfaat ve çıkarlarını her zaman düşünmüştür. O anlamda kurulmuş bir çalışmadır. Yani oraya baktığımız zaman biz olaylara menfaat ve çıkarlarımız açısından bir Müslüman ve milli görüş olarak bakamayacağımız için o NATO'nun da görüşlerinin her zaman doğru olması mümkün değil yani. Elbette ki. Çin dünyada ekonomik anlamda çok güçlü bir ülke. Evet. Çin gibi ülkelerin Rusya'yı desteklemesi hakkında neler söylemek istersiniz? Şu anda da zaten hani Çin ile Amerika'nın da arası açık. Evet, o anlamda birbirlerine Çin, yaptırımlar da uygulamışlar. Çin kuvvetle muhtemelen orada Rusya'yı desteklemesi gayet normal Amerika'ya karşı. Ama işte bu sürecin sonunda bazıları da şey diyor, çünkü dünya savaşı da patlak verebilir. Ben o kadar olacağını zannetmiyorum. Çünkü geçmişte işte 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı yaşandı. Çok ölümler, hadiseler yaşandı. Özellikle de şu andaki nükleer silahların olduğu bir zamanda çok daha fazla ölümün olma ihtimaline karşılık. Yani kendi canları değerli olduğu için bu kadar yüksek kapasiteli bir savaşın çıkabileceğini pek düşünmüyorum. Yani insanların ölümü, daha fazla ölümün gerçekleşmesinin olma ihtimalinden dolayı. Ama bir stratejik çatışma yaşanacak. Çin elbette ki Rusya'nın yanında olacak. Onun karşısında Rusya işte bir takım yaptırımlar yapılacak. Bunun sonucunda neler olacağını biraz göreceğiz. Yani keşke Türkiye'de hani milli görüş iktidarlı olsaydı ve milli görüş İslam Birliği'ni kursaydı da bu savaşlar hiç yaşanmasaydı. Çünkü dediğimiz gibi milli görüşün ortaya koyacağı İslam Birliği'nin gücü zaten dünyada bir denge olacaktı. Fakat Ukrayna Müslüman bir ülke değil. Rusya önemli Müslüman değil. Bir ülke önemli değil. Değil. Yani dedik ya, bir Müslüman anlayışında kim olursa olsun mazluma karşı, kim olursa olsun zalime karşı, kim olsun mazlumdan yana. O yüzden burada Rusya bir takım yanlış yapılacaksa ona da yaptırım yapmak değil de bir şekilde onun engel olmak, yani bu yanlış yapmasına engel olmak. Aynı zamanda da güçlü olmamız gerekiyor. Tabii ki işte her güçlü. Üretim çok önemli. Yalnız şöyle bir şey de var. Ben duymuştum bir ara. Putin şunu söylemiş. Yani siz İslam biraz Birliği'ni kurun. Biraz toparlayabilirsek son dakikalar İslam Birliği'ni, evet. İslam Birliği'ni kurun. Gerek ben de size üye olurum gibisinden. Yani eğer ki yeryüzünde iyiliğin, güzelliğin, hakkın üstün tutulduğu bir anlayış olursa ben Çin'in, Hindistan'ın, hatta Rusya'nın bu birliğin içine birlikte hareket edelim diye gireceğine inanıyorum. Yani evet. Bu çok, yani İslam Birliği'nin kurması dünyada çok dengeleri değiştirebilecek bir çalışma. Tabii ki o ülkelerin içerisinde de Müslüman halklar var. Evet. Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı'nda Konya'da yapmayı planladığınız icraatlar nelerdir? Son olarak toparlayabilirseniz, son iki dakikanın içerisindeyiz. Son iki dakikanın içindeyiz. Şimdi geçmişte biz işte hani bir sorunuz vardı yükselişle alakalı. Bizim milli görüşün 1980'lerde yükselişin ilk sağlayan Türkiye'de 4 tane bir belediye başkanlığı kazandı. Bunlardan bir tanesi de Konya'ydı, Konya, evet. Belediye başkanlığıydı. Bizim o zaman yaptığımız icraatlarla daha sonra 94 yılındaki belediye seçimlerinde Türkiye'de birçok yeri tekrar aldık. İşte Ankara'yı aldık, İstanbul'u aldık. Evet. Zaten İstanbul ve Ankara'yı alanlar, evet, başa geçer gibi bir, yani milli görüş, milli görüş geldiği zaman en önemli özelliklerin birisi ehliyet ve liyakate dikkat etmesidir. Yani işini bilen insanları göreve getirmesidir. Menfaat ve çıkarın değil, daha çok halka hizmet anlayışıyla yola çıkın. Bir dava anlayışıyla, işte sonuçta milli görüşe laf gelmesin, kimse laf getirmesin, her şeyin en iyisini yapalım, en güzelini yapalım anlayışıyla yola çıkılmıştır. O zamanki belediyelerde de bu anlayışla yapıldığı için halkın teveccühüne maruz kalmış ve 94 seçiminde de işte dediğim gibi belediye başkanı, arkasında 95 seçimlerinde de birinci parti olarak geldik. Bu anlamda yine biz Konya'da, eğer belediyede veya iktidar olarak geldiğim zaman yine Konya'da en güzel şeyleri yaparız.
Çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Ediyoruz değerli katılımlarız için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrardan Kanal 42'ye tekrar emek veren arkadaşlarımıza. Tekrar görüşmek dileğiyle ilerleyen zamanlarda yine konuk etmek isteriz. Ben teşekkür ederim. Sayın seyirciler, Medya Gündemi programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki cumartesi günü 16'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.